Size lezzetli şeylerle bir açılış yapalım dedik. Anne yemeği gibi olur mu? Bunu su böreği gibi, hamur gibi elinle açacaksın değil mi aşkım? İnce olsun biraz diye. Biraz ince açacağım. Çok fazla su böreği kadar değil ama az biraz ince olması lazım. Ne var menüde? Patatesli kıymalı mantı sarma. Geçen arası yapmıştım ya. Annem sonradan gene yaptı. Çok da Şu lezzetli oldu. yüzüm ilişiyor da hamura. Ben hep bir şey atıştırıyorum. Şu kenarlar özellikle biraz incelmesi yazın tatile gelince yanınıza geleceğiz diyen bir sürü izleyicim var. Olsunlar, gelsinler tabii, bekleriz. Yaz tatil. Az önce inanmazsın, ben de tatili düşünüyordum. Vallahi. Vallahi ben tatilin hayalini kuruyorum çünkü gerçekten yorulduk yani. Daha sezon durar ya, sezon ortasına gelmedik. Şimdiden bu kadar yorulduk. Allah gönlüne göre versin anacığım. Amin. Sezon sonunda inşallah babanı alıp gideceğim tatile. Dinleneceğim biraz önce. Sonra Bursa'ya. Oh. Bacılarımı görmeye, kardeşimi oh. görmeye, oğlan kardeşimi. Oh, inşallah. Kardeş derken abim o aslında. Abi. Gerçi benden büyük de. En küçükleri sensin. En küçükleri benim. Allah nasip edersin inşallah. Ben bunu anne bu şeyi inceltme işini oklavayla yapıyorum. Sen elle yapıyorsun. Daha da ince olması lazım. Daha da böyle bu kadar açılmıyor Nigar. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane bezemiz var, ona göre bölecek. Annem patatesleri küp küp doğruyor. Doğradı. Akşam olursa babana yapacağım diyorsun. Gelecek mi acaba bugün anne? Gelir çağırırsın. Dün de gelmedi, borç var dedik. Tabii geceye de yoruluyor o da, ta 11'de mi 12'de bitiyor işi. Ben rendeden geçirdim anne, suyunu sıktım, öyle yapmıştım. O da güzel olmuştu ama birazcık içi şey oldu. Yumuş. Bu mesela diri diri kalıyor. Tam bu bak. Suyunu da salmadı. Diri diri kalıyor. Evet. Suyunu da salmadı. Su içinde kalsın. Soğan da bol yapıyor. Buhar mantısında. Sizin buhar tencereniz bu şekilde yoksa bunu tavada yapabilirler mi anne? Fırında olmaz. Yok, kuru olur. Patates fırında olmaz. Fırında olmaz. Tavada pişmez. Tavada olmaz. Çiçeği kalır. Kesinlikle biraz. Ortadan yerse, kesecek kızlar. Ortadan kesmeyeceğim anneciğim. Bakacağım fazla gelirse. İkisinden keseceğim. Ben ortadan kesip böyle yapıyordum. Tamam, ince sen oluyor. İnce yapıyorsun ama bu biraz kalın olması lazım. Evet. Çok da ince oluyor sonra. Hoy. Minnoş'un sesi geldi. Bizim ya oluyor yine. Çok tatlı, Allah esirgesin. Yani. Böyle sarıp şeyine yerleştirecek kazı, tepsisine. Evet, anca bir bezi. Orta boy bezi kızım. Çok büyük olursa tabii kalın olur. Bu orta boy bezi tam oluyor. Sen böyle yapıyorsun. Sen nasıl yapıyorsun? Ben ortadan bölüp ince yapıyordum ve tamam, çabuk pişiyordum. Büyük bezi olursa. Hı, büyük tabii, büyük açıyordum ben de. Göstereyim buna nasıl koyduğunu. Yağlıyor bunu yapışmasın diye. Hı, anladım canım. Bir kenarları bolca kalıp şey olacak ki buharını alsın. Güzel tamam. Oluyor. Yani. Eline sağlık. Benlik bir şey yoksa. Yok anneciğim. Ben gideyim. Ben bir gidiyorum, geliyorum, bir süpürüyorum, geri geliyorum, siliyorum. Şimdi vileda yapacağım dükkanıma. Bugün hiç temizlik yapamadım. Anca işte gördünüz, süpürdüm. Önce bu köşelerden başlıyorum. İnşaat zamanından kalan böyle bazı boya lekeleri var. Tabii vileda ile falan çıkmayan. Yapacak bir şey yok. Bu kadar kolay oluyor ki yerleri silmek süpürdükten sonra. Eğer süpürmediğim zaman yapışıyor. Bütün tozlar yapışıyor. Kapkara iş çıkarıyor başıma. Mis gibi deterjan da koydum içine. Yüzey temizleyicimizmiş. Onu almam lazım. Zaten bir tane alıyorum. Yusuf'la ortaklaşa kullanıyoruz. Kitap getirmek istiyorum ya. Evde de okuduğum kitapların çoğunu artık bitirdim. Yarım kalan kitaplarım var ama böyle yeni bir şeye başlamak istiyorum.
Kemer'e gittiğim zaman da hep böyle koştur 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 gidiyorum. Bir türlü şey yapamadım. Ona vakit ayıramıyorum yani, anlayacağınız. Kitabı almaya vakit ayıramadım. Oh, çay da aldım kendime. Ondan sonra siz söyleyin. Gene başladık, siz söyleyin deme. Kitap acayip bir büyük eksiklik hissediyorum. YouTube'da şey buldum, şey keşfettim. Sesli kitap. Orada işte dünya klasiklerinden, ondan sonra Türkiye'deki bizim ünlü yazarlarımızdan, Reşat Nuri Gültekin'den, ne bileyim, bir sürü yazarın sesli kitaplarını şey yapıyorlar, okuyorlar. Dinliyorsunuz sadece, kulaklığı takıyorsunuz. Gel Ezel'cim. Nasıldı deniz, hava? Hava çok güzel. Gel aşkım. Gel ellerini yıkayalım. Oradaki halıyı sardı, üstünde geldi, şey yaptı. Gel aşkım. Benim buradaki lavaboda şey var hala, sandalye var. Gel eniştenin orada yıkayalım, hadi aşkım. Koş. Eniştenin lavabosu daha kısa, hadi oradan yıkayalım. Hadi kuşum gel. Ama halıyı ellerini sen sürmüşsün. Nasıl deniz hala? İyi, çok güzel. İyi, saatler olsun. Hele hele. Sen bayağı bir artık her şeye hayır demeye başlamışsın, böyle olmaz. Gel bakayım, eller yıkanacak. Geç, hayır, şeyim müsait değil, lavaboda yıkayacağım. Geç içeri, gel. Ne diyordum? İşte sesli kitap çıkmış. Kulaklığı takıp o eserleri dinliyorsunuz. Kitapları dinliyorsunuz, şiirleri dinliyorsunuz. Ama bana okumak daha farklı bir zevk veriyor. Daha böyle okumak hoşuma gidiyor. Ha, vaktin çok oluyor mu diye sorun yok. Ama artık ilk haftalardaki kadar şeyim yok. Yüksek bir tempom yok. Günde yarım saat bile ayırabilsem hem kafamı dinlemiş oluyorum. Sabahları da arası okula gönderdikten sonra bir vaktim kalıyor. Yusuf uyanana kadar kahvemi içerken falan. Gerçi o vakitlerde de ya montaj yapıyorum, ya yorumlarınıza cevap veriyorum, ya videoyu açıyorum şeye. Bu arada ben yine uzaktan konuşuyorum. İnşallah sesim geliyordur. Çok kirlenmemiş. Normalde böyle acayip bir şey su akıyor. Anlıyorum. Çok simsiyah olmadığında çok kirlenmemiş oluyor. Bir kuş olabilir mi? Ben top yiyeceğim. Top yok mu? Şey, belki paketi götürmüştür, tıraşa geçmiştir. Top. Bence bir yere gitti. Oyunu top taşı verir misin? Oynayacağız. Yok anneciğim, top burada. Nerede olsun top? Bak bu işte tam benim bacak boyum. Ama işte kısa. Bu pantolonlar benim de hoşuma gidiyor da. Çok güzel. İşte üstü şöyle stüdyo benim olsa bile nasıl yiyeceksin? Yok ya. Maşallah maşallah maşallah. Anne su var mı? Sakince otur aşkım. Bismillah. Getireceğim anneciğim. Sakince bağırma anneciğim. Bismillah de. Bismillah de. Kalkın biraz çekelim şunu. Kalkın hadi. Ezelim, kalk aşkım, şeyi çekelim. Anneciğim. Anneciğim. Annemin diktiği çiçekler. Şu müziği biraz kapatalım. Müzik de dinlensin. Beynimiz de dinlensin. Ay, düşüyordum. Bu aralar sürekli ayağıma şey takılıyor, bir şeyler takılıyor. Anlamadım, gitti. Bunu bir kapatalım önce. Şurayı bir kapatalım. Bu radyo böyle yapıyor, insanı delirtiyor, biliyor musunuz? Anneanne, torun yukarıda dinleniyorlar. Sabah annemin şu iki gülünü suladım. Çünkü rüzgarda bayağı kötü oldu kızım, onlar dedi. Onları biraz bu tarafa almış. Rüzgar falan böyle girişti. Onları etkilemiş. Buraya bunu ne zaman getirdi? Hiç hatırlamıyorum. Çok ilgi alanım olmadığı için bu çiçekler, böcekler yer değiştirdikçe de hatırlamıyorum. Güzel ama hoşuma gitti. Değişik bir şey. Evet, şimdi. Kimsecikler yok pasajda. Gayet sakin bir gün geçiriyoruz. Size annemin dün akşam yapılan
işini göstermek istiyorum. KFC tavuğu kendi yapıyor. Daha önce bize de yaptı, denedik, yedik. Çok güzeldi. Tavuk göğsünden falan, filetodan falan yapıyor. Hamburger koydu menüsüne. Cipsimiz vardı zaten. Gözleme ve tost. Bunlar vardı. Hamburger ekledik. Bu dün gelmiş. Bakın ne güzel olmuş burası. Tam artık restoranta daha böyle yakışır. Dolap da burada. Yusuf'un müşterisi var. Aras anneannesiyle yukarıda dinleniyor. Ezeller gittiler. Ay, ben de sıkıldım. Ne yalan söyleyeyim. Bu gelince kartı getirsin de kart çek. Tamam canım. Sıkıldım. Ondan sonra dedim ne yapayım. Vitrini yarın değiştireceğim. Bugün vitrin değişikliği yapmayacağım. Bugün gelmeseymişim olurmuş. Çünkü gayet sakin ama şey olabilir. Çocukları bu sefer görmezdim. Gelmeseydim. Şu çok hoşuma gitti, göstereyim size. Bu tarzları seviyorum ben, böyle parlak. Üzerimde de belli olduğu gibi. Üzerimdeki de böyle parlak saten, ne bileyim ipeksi bir kumaş böyle. Tarzı da çok güzel ama bedeni yok. Bakar mısınız? Çok hoş. Böyle Adidas şeyli, çizgili. Adidas andırıyor. Tabii amblemi yok, markası yok. Kalitesi çok güzel. Neye ait bilmiyorum. Şöyle bir firmaymış. 36 beden etiketi çıkmış ama şey burada. Bari şu iğneyi de alalım. Bir şey lazım olur. Kardeşim sipariş için arıyor da beni aradı. Emre'ye ulaşamamış arkadaşına. Neyse. Toplu iğneyi çıkaramadım. Dikişleri falan da güzel. Hoşuma gitti. Rengi çok güzel. Bunun bol olsa, yani bedenime oturan değil de daha bol bir şeyle, tarzla, yani bu bol olsaydı üzerine dar bir tişörtle çok güzel olurdu ama bedeni yok. Böyle bakar mısınız? Çok tatlı, güzel bir şey. Parfümleri azaltmıştım çünkü burada iş yaparken oraya tripodumu koyuyordum, çekim yapıyordum size. Çekim yaparken boşaltmıştım orayı, parfümleri yeniden dizdim, müziği kapattım. Yerlerimizi sildik. Temizliğimizi yaptık. Ondan sonra bugün bu elbisedeyim ama akşam herhalde soğuk olacak. Serin olacak. Tabi hırkamı getirdim. Şu beyaz siyahlı hırkamı getirdim. Bu sefer göz kapaklarıma şey sürdüm. Far sürdüm. Elbisemdeki tonlardan sürdüm. Saçımı bir şey beceremedim. Yani sabahtan saç şeydi. Temizdi. Kabarıktı. Neyse, gözlüğü en azından çıkaralım. Biraz sesli kitap dinleyelim. Ne yapalım? Bakalım vlog kimler çekmiş. Emotion son paylaştığı vlogları izledim. Güncel. İbo abine kredi kartını götürsene. Post cihazını. Bizim şu post cihazları olmadı daha, bitmiş olsaydı. Kredi kartıyla çekim yapmak isteyenler için annemlerin oradaki post cihazını kullanıyoruz. Sabah bir müşterim geldi. Dün ona elbise falan satmıştım. Bana çikolata getirmiş. Çayla beraber oturdum. Yedim bir tane böyle. Bu diyor memleketimizin çikolatası dedi. Teşekkür ettim ben de. Yağlıydı ama güzeldi. Diyet yapacaksın Nigoş. Diyet yapmaya çalışıyorsun. Kilo vermeye çalışıyorsun. Ama böyle şeylere de hayır demiyorsun. Diyemiyorsun. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet, ben en iyisi oturduğum yerde, hem herkes şu an dinleniyorken, müşteri de sakinken, kimse de yokken ayak altında. Dükkanda yapacağım bir iş yok çünkü. Ay, kendi kendime uykum geldi. Birazcık sesli kitap dinleyeyim. Bakayım başka kimler vlog atmış. Eski takip ettiğim kanallar bayağıdır vlog paylaşmıyor ve pek de izleyecek bir şey de kalmadı. Instagram'da biraz dolaştım. Bu yazki koleksiyon modadaki şeylere baktım. Zırat bitti. Anavol bugün. Pazar günü. Dur bekle aşkım, araba geçsin. Otobüs şimdi döndü. Kemer'e gidelim dedim ya. Sıkıldım. İş de yok. Kimse yok. Anavol şöyle bir yemek yeriz. Biraz dolaşırız. Sabahtan program yapıyordum. Biraz kalırım evde. Dükkana gelmem dinlenirim diye. Kısmet olmadı. Buraya geldim. Dedim ki hadi gidelim oğlum. Güneş battı, batacak da yarım saate batar ama üstümüze hırkalarımızı giydik. Ben de bu beyaz hırkamı giydim.
Motorda bıraktım Aras'ın çantasını falan. Eve gidince ödevlerimizi yaparız. Yusuf'a bıraktım, dükkana çıktım. Kemer'e gidelim, bir şöyle dolaşalım, ne varmış ne yokmuş görelim. Akşam dönüşte otobüs ama kalabalık olur diye düşünüyorum da. Yapacak bir şey yok. Okul otobüsü farklı. Uzun zamandır otobüse biniyoruz, onu konuşuyorduk da Aras. Kaç dakika bekledik? Tam 45 dakika bekledik. Evet. Şu anda 7'ye 5 var ve çok geç bekledik. Çok geç geldi otobüs. Neyse, şükür bindik. Gidiyoruz. 10 dakika, 15 dakika oldu. Çok azmış. Hızlı giderse hızlı gideriz. İnternetin yok ki. Konuş. Yok, Minecraft interneti sorulamıyor. Anladım. Saat 7'yi geçiyordur herhalde. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ya. Ve konser var Beray'ın konseri var. Mış. Daha yeni öğrendim. Beray sanatçı anneciğim. Neyse biz indik. Bayağı kalabalık Kemer. O şeyin Kıraç'ın konseriydi aşkım. Biz şimdi inelim aşağıya doğru diyoruz. Bu tarafta pizzacılar, hamburger. Evde o da şarkıcıydı aşkım. Ressam değildi anneciğim. Aşağıda şey var. Gitar çalıyordu. Yemek falan yiyelim. Biraz dolaşalım. Konsere denk gelirse gelir dinleriz. Dönüşte gene otobüse döneceğiz. Yani bir saat otobüs beklemeyle geçti. Ne yazık ki. Neyse, sağlık olsun. Kemer bayağı hareketli gördüğünüz gibi. Burada Mokka kafe var. Şöyle saat kulesini kafeye çevirdiler. Herhalde 2 yıl oldu. Geçen sene de işletiyorlardı. Daha önce şeydi. Çok güzel olmuş ama önce yemek yiyeceğiz aşkım. Yemek yiyeceğiz, aşağı iniyoruz, biraz dolaşalım. Her gördüğümüz yere girelim de diyemezsin ki. İstersen hırkanın üstüne giy. Kaybetme. Ay ne iyi geldi şöyle azıcık çıkmak ya. Bakalım neler var neler. Oy. Pizza mı istersin, hamburger mi istersin? Ne gibi bir şey yemek istersin? Tavuk dünyası var mı? Burada bilmiyorum ki tavuk dünyası varsa oraya gidebiliriz. Tabakta tavuk oluyor ya şurada, salata, makarna. Öyle bir şey de var istersen. Tabii ki Aras'la Kemer'e geliriz de yemeğini nereden yana kullanacak? Burgerden yana kullanacak. O şimdi ellerini yıkamaya yukarıya çıktı çünkü gelirken dondurma yedik. Aslında iştahımızı kesti ama neyse, dedim gezmeyi tam anlamıyla dolduralım. Galiba konsere gitmek istiyor ama konsere daha başlamasına bayağı zaman var. İkili menü söyledik. Köfte ve tavuk. Bir de şöyle çıtır peynir halkaları söyledim. Aras da gelsin şimdi. Yanına da barbekü sos, ondan sonra sarımsaklı mayonez ve ketçap. Normal mayonezleri artık vermiyorlar, kaldırmışlar. Dilediğiniz bir sosu değiştirebiliyorsunuz. Ben de mesela ketçaplı değiştirmek istedim sarımsaklıyı. Sonra dedim Aras da seviyor. Aras'a da bir tane ekstra aldım. Yani artık bolca dağıtılmıyor. Bu olay bayağı oldu ama kaldırıldı. Mayonezlerin falan kaldırıldı. Neyse, bize afiyet olsun. Sprite aldım. Aras'a da ice aldım. Ortamı birazcık çekeyim mi size? Bayağı kalabalık, hareketli. Hele ki bir de şu anda insan şeyin otellerin yemek saati. Aman şurada balonlarla süslemişler. Herhalde Türk gecesi falan var. Şey otel. Astem otel. 4 yıldızlı bir otel ama çok eğlenceli bir otel. Yusuf daha önce çalışmış orada. Oradan biliyorum. O anlatıyor yani. İşte oyalandı, sıra mı var? Tuvaleti bilmiyorum artık. Dün beraber mi oynadınız Eylül'le? Anne Eylül bir şey. Volüm trash oynadı. Eylül bir manşet çakıyor, tamam mı? Mars'a uçuyordu. Şimdi yemeğimizi yedik, kalktık. O tarafı hiç geçmedik. Çünkü şöyle sahil boyunca yürüyelim dedik. Anneciğim dur düşeceğim. Anne dur düşeceğim. Bana sarılmaya çalışıyor. Kolumdan yapışıyor. Aras düşecek. Kıyafetleri al bakayım. Al. Aras sen de bana kıyafetleri bana taşıtmaya çalışıyorsun. Hırka aldık üstümüze. Akşam serinliği olur çünkü. İyi hadi enerjini at bakalım. Şurası McDonald's. Şurası deniz restoran. Sık sık geliyoruz, oraya hatırlayanlar bilir. Şurası yat limanı. Marina. Çok güzel manzara var. Oraya kadar yürümeyeceğiz. Aras'la şöyle bir karar verdik. Dedik ki nereye gittim şimdi? Kendini yorma, daha çok yürüyeceğiz. Gel.
sahil boyunca şöyle bir yürüyüş yolu var. Otellerin hem şeyleri gözüküyor, havuz başları, hem restoranları, hem müzikler var. Sanırım şurada bir yerde Türk gecesi de olabilir. Çünkü ritimler Türk şeylerine müzikasını andırıyor. Müziğini. Kendini yorma, hadi gidelim, daha çok yürüyeceğiz. Şarjım az. Ya spontane kemer olayı çıktığı için şarjı doldurup çıkmadım. Powerbank'i de Aras kullanmış. Hadi aşkım yürüyelim birazcık. Güneş gidince nasıl hava serinliyor. Aşağı azıcık sahili falan da çekeyim. Aras konsere gitmek istemekte çok ısrarcı. Ben de diyorum ki bakarız, saat kaçta başlayacağını bilmiyorum çünkü. Eskiden şehre gelmiştik. Daha eve gidip ödevini yapmamız Emre lazım. Emre abim Aslı falan gelmiştik buraya, değil mi? Evet canım. Hatta Aslı'yı ben evime gelmesini istiyordum, değil mi? Evet canım. Böyle beach club'ların böyle küçük kafeteryaları falan da var. Müzikli yerleri var, buradan restoranları var. Bir kez böyle. Lankovic. Şey falan konuşmuştuk ben. Beni ne zaman ralliye bindireceksiniz? Aa, o zaman yaşın tutmuyordu, evet. 8 yaşında ne zaman bindirdik? Park falan konuşuyorduk, değil mi? Evet aşkım. Şuradaydı falandık. Böyle izliyorduk, değil mi? Gösteri falan vardı. Çelisi susmaz. Hiç benim oğlumun. Anne, şunlar ne için böyle? Işık mı saçıyor? Flamingo varmış. Hayır inmeyelim. Hayır anneciğim, ben inmeyeceğim sahile. Aşkım gel bu tarafa. Yemeğini yiyen yürüyüşe çıkıyor. Oteller bu tarafta, sol tarafta. Evet, Türk gecesi var tam tahmin ettiğim gibi. Türk gecesi. Türk gecesi nereden çıktı? Türkçe iyice karıştırdım. Ne güzel ağaca şey yapmışlar, ışıklandırma. Aras bak ne güzel ışıklandırma olmuş. Spotu çevirmişler, şeye vermişler. Bizim eski restoranın ağaçların dibinde de vardı bu ışıklandırma da, ne yaptılar bilmiyorum. Topladık da taşınırken nereye koydular hiçbir fikrim yok. Orası da restoran, açık restoran. Sizle beraber aldım, gezdiriyorum. Anne bak, o altta flamingo yok. Deniz çarşaf gibi. Üşürsen söyle aşkım, çünkü serinlik çöktü. Şurası paralelinde aşağıya Barlar Sokağı, Diskolar Sokağı'na iniyor. Orada da mağazalar falan, mağaza demişim. Marketler, ondan sonra kuru yemişçiler, bu tarz şeyler var. Küçük barlar var orada. Orası da eğlenceli. Ama çocukla gezilecek bir yer değil. Gece daha yoğun oluyor orası. Gece de trafiğe kapanıyor. Çünkü yürüyerek yaya müşterileri giriyor çünkü. Suya bastığım içindir aşkım. Ne kadar güzel ağaç Aras bak. Diken değilmiş Aras. Aa, Aras dökülüyor. Niye öyle hemen dokununca dökülüyor bu? Hemen üstüme döküldü benim. Bayağı insanlar var, kalabalık. Böyle. Ben baban soruya seni şimdi götüremem de bindiremem de aşkım, o sorumluluğu alamam. Onu anca babanla. Onlar bir kişilik miydi? Anne, yaz geldiğiniz değil mi? Yaz zaten hemen geldi de işte havalar bir ısınma da oldu. Korkmayın, aldığı için 10 yaşında, 10 yaşına girdim artık. Burası otel yapılıyor galiba, bar olacak diye düşünüyorum. Eskiden 7 yaşındaydım. Allah için 10 oldum. Daha 3 yıl geçti anne, 8 istiyorlar. Bunlara ampul takıyorsunuz. Fazla tutarsa anne bilmeyiz, değil mi? Anneciğim. Anne eskiden 80 TL. Bakın yolun ne güzel süslemişler merdiven yolu. Eskiden 80 TL falandı. Anneciğim rica ediyorum. Bebeğim lütfen. Değil anneciğim mi? Lütfen. Çinek göçtü. Geç anneciğim. Demirmiş. Şöyle bir yerde yaşamak istemezdim. Hemen ayak altı. Çok kötü bir yer anne burası, değil mi? Bana göre. Hayır, kötü değil Aras ama güvenli değil. Ben yaşayamazdım. Şurada da havuzun başında restoran, masa sandalyeler. İnsanlar akşam yemeğini yiyor. Şuralarda iskeleler var. Allah için şu ev şuraya dikilir mi ya? Otel. Ya anne şu ev. Pemresin ısınması lazım. Ne anneciğim, onlar ev değil, onlar otel bebeği. Otel değil. Otel aşkım orası. Anne biz buraya
Biz buraya gelmiştik. Hayır, bu Viking değildi. Bizimki Viking kaldığımız Kiriş'ti aşkım. Viking. Oğlum bütün otelleri birbirine benzetiyor. Anne Viking otel. Gel şurada denize doğru resmini çekeyim. Anne şurayı görüyorum. Görüyorum bebeğim. Viking. Anneciğim bunun şeyleri var. Şubeleri var. Aynısı bu. Aynı otel değil. Burası başka, tek ismi aynı. Şekir işte kaldığımız otel ismi de Viking'ti. Onların şeyleri var. Şubeleri var. Şubelerinin isim aynı olunca karıştırıyor. Zannediyor burada kaldık. Fuşya çiçekler ne güzel değil mi? Ay şarjım çok azaldı. Neyse kapatayım oluşunu. Şurada birkaç poz resim çekinelim. Kalın dolaş da gel. Ters eve geldik. Daha önce burada videom var. Girmiştik, çekmiştik. Aras da bir dolaşsın gelsin şöyle. Ters ev. Ters villa. Şurayı da göstereyim. Çocuklar ücretsizmiş. Belki bayramdan dolayı da olabilir. Yetişkinler 50 TL'ymiş girişi. Bakın bisiklet, masa. Her şey tersten. Ters ev. Şimdi şu güzel kokuyu bir size gönderebilsem. Dolaşıyor yukarıda, her şey elleyecek şimdi. Bak pencereden görüyorum onu. Ay aşkım benim, canım benim. Bak bak dans ediyor. Hadi seni bekliyorum. Burası çok güzel bir yol. Burada daha önce size çekim yaptığımı zannetmiyorum. Burası neresi biliyor musunuz? O yol boyunca yürüyüp geldiğimiz yerin hemen karşısından. Buradan dümdüz ilerlediğimiz zaman tam saat kulesine çıkacağız. Canım benim. Hadi gel. Dans ediyor. Evet. Çok güzel kokuyor. Bunlar yasemin mi, leylak mı? Bunlar ne bilmiyorum. Hiç şu çiçeklerin isimlerini ezberleyemedim ama yine de çok güzel kokuyor. Giriş çok güzel yapmışlar. Şu şekilde örmüşler. Burası dere boyunca şöyle denize dökülüyor. Çok aşırı yağmurlarda falan dereler ta yukarıdan toplanıp böyle bu şekilde denize geliyor. Birleşiyor denizde. Hava serinledi. Ben ceketimi üstüme aldım. Aras gelsin. Şu yol boyunca şöyle yürüyeceğiz. Dinlene gidiyoruz. Burada böyle oturma yerleri var. Park yerleri de var. Park da var yani. Gidelim, konsere gitmek istiyor. Başladıysa biraz dinleriz. Oradan da bir iki markete uğrarız. Yusuf burger menü istedi ama cipsi kötüydü. Köftesi yanlıştı. Köfteyi hatta gittim ikisini de geri değiştirdim. Yanıktı. Ondan dolayı zaten buz gibi olduktan sonra da yenmiyor. Bir şeye faydası yok. Şimdi giderken bir şey yapacağım. Marketten köfte alacağım. Ona köfte hazırlayacağım. Belki fırına patates de verebilirim. Ya da ne bileyim dün aldığım kepekli makarnayı yaparım. Bakarım duruma göre. Tam tahıllı ne kepeklisi. Tam tahıllı makarna. Evet. Haydi oğluşum ya. O şimdi her şeyi elliyordur, bakıyordur, inceliyordur. Meraklı, seviyor böyle şeyleri. Burası da dediğim gece kulüplerinin, diskoların olduğu cadde işte. Festivali varmış aynı zamanda. Farklı ülkelerden 400 kişi dans gösterisi yapılacak. Yarışma gibi mi onu bilmiyorum. Bayağı kalabalık. Sanırım konser de ondan sonra olacak ama konseri biz bekleyemeyiz. Saat çünkü 9. Konseri bekleyelim. Hayır aşkım bekleyemeyiz. Bekleyelim. Otobüs kaçırırız, geç olur. İşlerim, eve geldik. Hemencik çöpleri boşalttım, poşetledim. Annemin gönderdiği pasta vardı. Dünden kalan barbunya vardı. Ondan sonra Aras'a bugün anneannesinin aldığı meyve suları yarın beslenme için. Carrefour'dan su aldım da içmedik. Ekmek vardı. Ekmek gözümün önüme çıkardım ki Yusuf'a kokoreç yapacağım. Son kalan kokoreçi difrizden çıkardım. Çay suyu koydum. Çay demleyeceğim. Şu makineye kedilerimi yerleştirdim. Temiz çamaşırlarımı topladım. Onları oturup katlayacağım. Birazcık şakşuka aldım. Şöyle 270 gram kadar. Sonra 240 gram böyle közlenmiş biber. Bu da İtalyan salatası. Aslında Rus salatası da İtalyan diyorlar. Amerikan salatası da var ama o salamsız oluyor. Bu salamlı olduğu için İtalyan salatası koymuşlar ismini. Yusuf dün çiğ köfte istiyordu. Görmüşken aldım. Bilmiyorum nasıl tadı. Bunları hazırlayacağım. Yusuf birazdan gelir yemek için. Biz karnımız tok ama
Yusufçuğum muhtemelen aç gelecektir. Ondan dolayı onun yemekleri hazır olsun. Ben bu vlogu burada kapatıyorum. Biz konsere kalmadık çünkü gösteri ve şey vardı. Bayağı sürecek gibiydi. Dedim otobüs hem geç kalırız hem kalabalık olur hem de eve gelirim. Aras'ın ödevleri vardı. Ben geldim hemen hızlı bir duş aldım. Aras kuzu şimdi ödevlerini yapıyor. Tamam aşkım, pijamaları hazırladım. Pijamaları giy üstüne. Kitabını da oku yatmadan önce. Yarın Aras için tuzlu bir şeyim yok ama ne yapacağım, tatlı şeylerim var da. Neyse, bakarız duruma göre. Şuradan bir tane kraker varmış, onu koyarım. Burada kedicikler için yemeği karıştırdım. Kalan yemekleri topladım. Onu kediciklere indireceğim. Çöpler inecek. Yemekleri hazırlıyorum. Sizleri öpüyorum. Çay demleyeceğim. Çay suyu koydum. Yarın görüşürüz kızlar. Allah'a emanet olun. Bunların tatlarına bakmadım. Söylerim eğer lezzetliyse. Allah'a emanet. Bebek yoruldum vallahi, sormayın. Gezmekten de yorulduğum için yoruluyorum yani.